Kafa Töpek'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte hiç shoot tuşuna basmadan maç kazanmaya çalışacağız. İlk başta bunu hiç zıplamadan maç kazanmaya çalışacağız olarak yapmıştık. Ve e, sonucu artık izleyenleriniz biliyordur. İzlemeyenler için açıklama kısmına pardon açıklama demişim e, yorum kısmına unutmazsam linki bırakacağım arkadaşlar. Ee, bakalım bugünkü olayımız daha basit aslında yani kazanma ihtimalimiz daha yüksek olarak görüyorum. Çünkü zıplama kafa topu 2'de her şeydir. Zıplama olmadan hiçbir şey yapamamıştık ilk videomuzda ama bunda zıplamamız olacak fakat şutumuz olmayacak. Yine bayağı bir zorlanacağız ama ilk çektiğimiz videoya göre... Biraz daha basit olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. 2 kat taraftar aldım. 2 kat altına gerek yok da 2 kat dp alabiliriz. Ee, diğerleri de dursun. Şöyle bir de puan alalım. Puan etkinliği varmış hazırda. Evet ilk maçımıza başlıyoruz. Hiç shoot tuşuna basmıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Ee, ilk maçta maalesef ki bot geldi. Ben bu botu yenip hemen geliyorum. Evet bot ile olan maçımız bitti arkadaşlar. Hızlıca yeni maçımıza giriyoruz. Olur da yanlışlıkla refleks olarak e, şut tuşuna basarsam kendi kalemize bir gol atacağız arkadaşlar. Bu maçta da yandık büyük ihtimalle çünkü karşımızda dişli bir rakip var. Bakalım neler yapacağız. Kaos şövalyesi. Ben az önce şuta mı bastım? Şuta bastım sanırım arkadaşlar. O yüzden yani bastım olarak gördüm ama Refleks olarak O yüzden kendi kalemize bir gol atalım Bakalım neler yapacağız Yani yine Oynanabiliyor arkadaşlar Oynanmıyor değil ama maç kazanır mıyız Orasını bilmiyorum artık Çok zıpladık ee, Yine elim şuta mı gitti bilmiyorum Ama yani öyle bir refleks oluşmuş ki Elimi bantlayacağım Sol tarafa kaymaması için Neyse 4-2 yaptık maçımızı Şut yok Allah yön, yön, yönü de kullanamıyordum az daha. Olamaz. 5-2 oldu. Haydi. Evet rakibin bağlantısı kesildi sanırım ama rakip özel kullandı. Biz ne yapalım? Biz de özel kullanalım yani bilmiyorum özel kullansak başarılı olabilecek miyiz? Yani bu halde en fazla ne yapabiliriz ki özelle? Özelle bile iyi şeyler yapabileceğimizi düşünmüyorum. Haydi. Kaos şövalyesi almamız lazım seni. Kullanacağım arkadaşlar özel. Ama yani şu anda şut yok bir şey yok. Ay. Kendi kalemize gol attıralım arkadaşlar. Yanlışlıkla şuta bastım. Neyse devam ediyoruz. Rakibin de bu arada interneti baya kötü sanırım. Abi bu nasıl maç ama ya. Rakibin internet berbat arkadaşlar. Durmadan e, şey oluyor. Adam olduğu yerde dursa bile gol atamıyorum bu arada. Gördüğünüz gibi. Hadi. 3x. 3x attık. Var mı bir şansımız? Ay pardon. Tamam şuta basmadım. Şuta basmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Gitti maç. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani özel kullanmak bile çileye dönüştü arkadaşlar bizim için. Çünkü şut yoktu. Şut olsaydı <laughs> her türlü o golleri atardık ama maalesef ki şut yoktu. Sağlık olsun. Yeni maçımızda bakalım neler yapacağız. Sadece zıplama ve yön kontrol var. Onun dışında başka bir şey yok. Ve yine karşımıza dişli bir rakip geldi. İlk golümüzü attık. Nasıl atacağız? 1-0. Hadi. Yani diğerine göre dediğim gibi yine kolay fakat yani bu da zor. Sadece diğerine göre biraz daha kolay. Çünkü diğerinde rakip durmadan yukarıdan top attığı için tutamıyorduk hiçbirini. <laughs> Ama bu da görmüş olduğunuz üzere bayağı zor bir challenge. Hadi. Yapma be. 2-1 oldu. Hayır. Saçma sapan bir gol attım kendi kaleme. Yapma be. Yine alttan gitti topu arkadaşlar. Bu maçı da vereceğiz gibi duruyor. 4-1. Çok güzel 4-2 yaptık. 30 saniyede çevirir miyiz biz bu maçı? 5-2 oldu maalesef ki. Aslında yerden atalım diyeceğim de yerden maalesef atma hakkımız yok. Şuta basmamız gerekiyor. O yüzden havadan oynamak mecburiyetindeyiz. Şöyle gitsek yok. Yani topa biraz şöyle vurma şansımız olsaydı en azından iyi şeyler belki yapabilirdik arkadaşlar. Ama maalesef bu şekilde de yapamıyoruz. En azından şöyle hani karşımıza dişli bir rakip gelmese, ortalama böyle bir rakip gelse yine biraz şansımız olurdu ama şansımıza bir yıldız askeri geliyor, bir kaos şövalyesi geliyor. Ee, bu da bizi çok zorluyor. Challenge'ımız zaten zor. <laughs> Bakalım yeni maçımızda ne yapacağız. Ama kaos şövalyesinde yine biraz şansımız var gibiydi ya. Botla oynayalım bakalım arkadaşlar. Botla kazanabilecek miyiz? Botta yine bir şeyler yaparız bence ya. İlk golüm... Bota bak sen. <laughs> Bot küçük kale kullandı maalesef. Maç 0-0. Haydi... Çok güzel. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aa şut yoktu pardon. Bir an buzu kırayım dedim de. Şut yok. Şuta basmıyoruz. Şuta basmadan buzu da kıramayız. 2-1 oldu. Ulan bota da yenilmeyelim ya. Olamaz. 3-1. Bir dakika taktik yapacağım. At topu. Haydi. Çok güzel. 3-2 yaptık. Yapma yapma yapma. Çok güzel. Haydi. Şöyle yüzümüzle vurmamız lazım. Şutu yüzümüzle çekeceğiz. Yani şu şekil bir saniye. Hadi. Oo bir de klon top kullandı bot. Tamam. Nerede gerçek top? Sanırım buldum arkadaşlar gerçek topu. Bir saniye. Nerede o top? Hadi. Gelme gelme. Çok güzel gidiyorduk. Hadi. Çok iyi. Şuta basmadım değil mi arkadaşlar? Yani basmamışımdır tam o sıra göremedim ama Hadi süre az hayır 4-3 bar botla olan maçı kazanalım ya Çok güzel 4-4 yaptık Gol yememeye çalışacağım Hadi Hadi bot üzme bizi Hayır hayır <laughs> Berabere kalmayalım Ah be ah be berabere kaldık arkadaşlar yeni maçımıza girelim. Sanırım bu challenge'ı gerçekleştiremeyeceğiz. Ama bakalım yeni maçımızda belki güzel şeyler yapabiliriz. Yani bugün şansımıza arkadaşlar. Yani ben dedim kesin bu şekilde maç kazanırız diye düşündüm. Ama şansımıza hep yüksek rakipler gelmişti. Bakalım şimdi çok e, yüksek olmayan bir rakip geldi. Bir ihtimal. Küçük bir ihtimal var. Evet rakip ters yönünü kullandı ama golümüzü attık. Vallahi kanka bizim de kolumuz bozuk şuta basamıyoruz. Rakip kol bozuk atıyor. Yerden atma onu kanka. Zaten sadece zıplamam var. Aa gol attık. 2-2 güzel. zıplamaktan başka bir şeyimiz olmadığı için durmadan zıplıyoruz herhalde. Çünkü şut yok. Yerden hiç sürümeseydim keşke. Çünkü şutumuz olmadığı için baya avantajsız kalıyoruz. Maç 4-2. Az daha gol yiyordum. Yapma be yapma be. Bir daha 2x kullandı rakip. O zaman biz de kullanabiliriz diyeceğim de. Şöyle yapalım. Yok. Şuta basmadık değil mi? Tamam. 3, 3x de gitti arkadaşlar. Yani şuta basmayınca özellerinde hiçbir anlamı kalmıyormuş. Bunu öğrendim. Şutsuz hiçmişiz ya gerçekten. <laughs> yani bu oyunda ya şut ya da şey yani zıplama bunları mutlaka kullanmak lazım arkadaşlar. Diğer türlü kazanmanın hiçbir şey, şekilde şeyi yok. Toleransı yok. Rakip şu an dalga geçiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şu ta basmayacağız dedik. Basmadık arkadaşlar. Rakibe bol şans dileyelim. Rakip sevinsin. Uzaylı ordunu yendim diye. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine şutsuz da bir şey yapamadık. Aynı zıplamasız bir şey yapamadığımız gibi. Bir kez daha deneyelim mi ya? Ya bari bot gelse botla olan maçı kazanacağımıza çok inanıyordum. Ama berabere kaldık bot at oyun. Tamam bot attı. Belki kazanırız arkadaşlar. İhtimal var. <laughs> Biraz dikkatli oynayacağım. Yani daha hatta bayağı dikkatli oynayacağım. Yoksa kazanma şansımız yok. Yani bot diyoruz ama sıkıntı oluyor. Haydi ilk golümüzü attık. Haydi bakalım. Gol yememeye çalışalım. Şu anda küçük kale kullandığı için küçük kalesinin bitmesini beklemek sanırım daha mantıklı olacak. Hayır. Bir bir oldu. Büyük kafa kullandı bot. Ayıp ettim bot. Evet şöyle bir bekleyelim bakalım. Hadi gel. Bot kalesinden çıkmıyor. Aman ya Rabbim <laughs> ya. Kalesinden çıksa bir şeyler yapmaya çalışacağım da kalesinden çıkmıyor. Şimdi hayatta gol atamayız bu arada buz kalesi olduğu için top yavaş gideceği için yani şuta basmıyoruz o yüzden top yavaş gidiyor. Evet yandık o zaman biz de bir özel basalım kanka ya oha artık ama ya top içimden geçti. Bot özel bastıysa biz de basabiliriz artık arkadaşlar değil mi? Hadi atalım artık. Oh be sana da bir 3x atabildik arkadaşlar. 6-2 yaptık maçımızı. Normal bir rakip olsaydı o 3x'i muhtemelen bize attırmayacaktı ama bot olduğu için attık ve kazandık arkadaşlar. Hiç shoot tuşuna basmadık. Gördüğünüz gibi yani bu da ultra zor bir Çalıştı, baya baya zorlandım. Yapacak bir şey yok. Bol şans dileyelim ve maçımızdan çıkalım. Evet, e, bunun bir sonraki versiyonunu yön tuşlarını kullanmadan yapabiliriz. E, bakalım o şekilde e, maç kazanabilecek miyiz? Artık bilmiyorum. Kolay demeyeceğim çünkü e, şutsuz yapmaya da kolay demiştim. Yani en azından diğerine göre kolay demiştim. Ama ne kadar zor olduğunu oynayınca öğrendim arkadaşlar. O yüzden e, yön tuşsuz oynamaya şu anda konuşma yapmayacağım. O şekilde e, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.